Bursa, ilk kez, bu kapsamlı bir gastronomi festivali düzenledi. Yüz binlerce hemşerimiz, yemek otoritesi Merinos Park'ta buluştu. Ses getiren etkinliğin elbette eksikleri olabilir ama daha iyi olması için çabaların sürdüğünü görmek sevindirici. Dün, Bursa Büyük. Şehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gastronomi festivalinin katılımcıları ve basın mensupları ile bir istişare toplantısı yaptı. O toplantıda gördük ki, Bursa gelecek yıl daha çok ses getirecek ve daha fazla firmanın katılacağı büyük bir organizasyona imza atmak istiyor. Festivalin katılımcılarını önerileri de hep bu yönde. İlke, Ültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk ile festivalin değerlendirmesini yapan Aktaş, bu yıl ilkini düzenledikleri festivalin kendisinin değil, Bursa'nın bir projesi olduğunun altını çizdi. E. Eğer bu alanda bir tarih yazacaksak bunu birlikte yapacağız bu şehrin bir gastronomi şehri olmasını inanın birlikte başaracağız dedi. İnek, öldeki mobilya fuarlarının başlangıçları ve yola çıkış hikayelerini anlatan Aktaş, gastronomi festivali ilk olmasına rağmen benim gördüğüm en yoğun katılımlı fuarlardan biriydi. Doğrusu, böyle bir şey beklemiyordum, diye konuştu. Festivale katkı veren herkese teşekkür eden Aktaş, çağrılı oldukları halde gelmeyen ve destek koymayanlara da sitemliydi. Aktaş, bazıları davet ettiğimiz halde inanmadılar, gelmediler. Önemli değil ama kırıldım ve üzüldüm dedi. BaşTürk'te festival sonrası katılımcılar ve medya mensuplarından aldıkları anket sonuçları hakkında sunumda bulundu. Festivalin tüm çıktılarının bu ankete göre 90 IN üzerinde puan aldığını ve 156 kurum ile 103 firmanın katıldığını aktardı. Festivalin katılımcıları ise gördükleri eksikleri hatırlatıp gelecek yıl yapılabilecek ilaveler konusunda da önerilerde bulundular. Bu arada, yine Aktaş'ın verdiği bilgiye göre festival için 3 milyon 750 bin lira lık bir harcama yapılmış. Bunun 100 bin lirası Bursa Ticaret Borsası'ndan aktarılmış. Aktaş, gelecek yıl katılımcılarla bu yükün paylaşılacağının sinyalini verdi. Böylesi kenti öne çıkaran bir festival için harcanan rakamı çok görmemek gerekir. Göçebe oyunlar. Iğ platosunu betona dönüştürmeme sözü. Büyük. Şehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, İznik'teki de Ünya göçebe oyunlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Dünya göçebe oyunlar. I organizasyonu harikaydı. 1 milyon turisten bahsediliyor ama böyle bir şey yok. Fakat, her ilçeden tanıdık isimlere rastladım. Yoğun bir katılım oldu. Oyunlar 2 yıl sonra Kazakistan'da yapılacak. Burası da beton yapılmadan tribünler dahil bize bırakılıyor. Burada farklı amaçla bir şey olmaz. Önümüzdeki yıl Kocayayla'da düzenlenen ata sporları şenliğinin İznik'te yapabiliriz dedi. Gençlik ve Spor Baka N.L. organizasyonun böylesi profesyonelce uygulanmış olması sevindirici. Bunun Bursa ve İznik için de büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Gökdere'deki tamirci, esnafına yeni süre yok. Y. Ildırım ilçemizdeki Gökdere pazarının ön yüzünde 40 dolayında oto tamircisi esnaf faaliyet gösteriyor. Y. Ildırım Belediyesi buradaki tamircileri tahliye ederek, pazarda düzenleme yapmak istiyor. Esnafa en son 31 Mart'a kadar süre tanınmıştı. Belli ki, o sürede tekrar uzatılmış. Şimdi de yeniden tahliyeleri talep ediliyor. Dün bu konuyu ye. Ildırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a sorduk. Başkan Yılmaz, artık sona geldik. Kenti G. Üzelleştirmemiz lazım dedi. Göklere. De ki bu sorunun 4 ila 5 yıldır olduğunu hatırlatan Yılmaz şöyle devam etti. Göktere Pazar. Imız'ı yenilemek istiyoruz. Burası güzel iş yapan sebze ve giyim malzemesi satışı yapılan bir pazar yeri. Oradaki çirkin görüntüden, işgallerden ve düzensizlikten şikayetler var, burayı düzene kavuşturmak istiyoruz. Biz kendilerine hep birer yıl birer yıl ek süre verdik. Çalışma ruhsatları da yok. Bozuk araçlar da görüntü kirliliği oluşturuyor. Bölgede gece de sıkıntı yaşanıyor. Buradaki karmaşayı bitirip disiplin getirmek istiyoruz. Başkan Yılmaz'a, oto tamircilerinin kendilerine belediyenin yer göstermesi isteklerini de sorduk. Benim kiracım. I.M. değiller ki, ben niye yer göstereyim? Kendilerine beş yıldır süre veriliyor. Yeri kendileri bulacaklar. Zaten hiç ruhsatları da yok geçici belge ile çalışıyorlar. Artık sona gelindi. Kenti güzelleştirmemiz lazım, dedi. Bu sözler, pazar yerinde uygulanacak yeni proje için bundan böyle tamirci esnafına yeni bir ek süre verilmeyeceğini işaret ediyor. Yılmaz'ı kararlı gördük.